efendim, Tarih Konuşmaları programına hoş geldiniz. Öylesine bir konu seçtik ki biz 10 dakikadır konuşuyoruz. Gerçekten öyle. Programımızın ana konusu Teşkilat-ı Mahsusa veya Osmanlı'da istihbarat. Ve öylesine bir konu ki çok fazla kaynak yok. Fazla ciddi çalışma da yok. Bu meseleyi ele alacağız, açacağız. Konuklarımız Derya Tulga, NTV Tarih Dergisi yazarı. Hemen baştan söyleyeyim, dedesi Teşkilat-ı Mahsusa'dan bir isim. Orhan Koloğlu tarihçi, onun da ailesinde Teşkilat-ı Mahsusa'dan isim var. Ve Ayhan Aktar, Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi, Tarih Gazetesi yazarı. Taraf gazetesi yazarı, Tarih Gazetesi nereden çıktı özür dilerim. Efendim, nasıl bir şey, nedir sorusu hep önemli oluyor. Bu bir eksiklik galiba bizim programlarda. Şunu bir sağlam oturtalım yerine. Nedir Teşkilat-ı Mahsusa? Benim bildiğim kadarıyla Türklerde istihbarat deyince Yıldız istihbaratından sonra Abdülhamit'in ilk ciddi gizli servisi. Evet. Ne dersiniz Orhan Bey? Şimdi şöyle alalım. Abdülhamit'in teşkilatı pek örgütlü bir şey değildir. Jurnalcilere dayanır. Evet. Kim ne gönderirse Abdülhamit hiç tınmaz. Hiçbiri reddedilmez. Gider, değerlendirme yapılır. Ama örgüt şeklinde değil. Benim farkına vardığım bir tek şey oldu. Abdülhamid'e karşı eylemler, gizli eylemleri geliştirildiği yer telgrafhaneler olmuştur. Talat Paşa'nın, Talat Bey, postacı olduğu hiç unutulmasın. Haberleşmede, gizli haberleşmede telgraf mekanizması. Şifreli. Evet. Ben de, bir de acayip bir şekilde ben kendi büyük babamda 1908 olayları olmadan evvel Trakya'da telgraf memuru. Sonradan çok yıllar sonra hiç haberim yoktu. Ta 1955'te filan ben bir gazeteci olarak spor yazarı hem Bulgaristan hem Romanya'ya maça gideceğim. O zamanlar Doğu bloku tabii. Evet, Doğu bloku. Haberim yok, gazete seçmiş. Yani ben bir şey haddim değil zaten seçmeye. Beni gönderiyorlar. Haberim yok. Bizim evi ziyarete gelmiş bir zat. Gelmiş. Evde de büyük babam var. Tabii büyük babam dediğiniz zaman o zaman 70 yaşında tabii. Gelmiş, konuşmaya başlayınca kendisinin MIT'ten olduğunu ve niçin benim gönderildiğimi sorguluyormuş. Gayet garip bir şey. Büyük babam kendisini tanıtıyor. Teşkilat-ı Mahsusa'dan Eşref deyince adam selam duruyor. Şimdi burada bir gariplik var. Çünkü o İttihat ve Terakki'nin haberleşme teşkilatı, ki işte Teşkilat-ı Mahsusa'nın başlangıcı böyle görünüyor. Telgraf mekanizması tıkır tıkır, hatırlarsanız Abdülhamid'e karşı ayaklanmaların büyük kısmı telgrafhane basmakla olurdu. Evet. Oradan Yıldız'a bağlatırlar. Ve sonra darbelerde de hep radyolara, televizyonlara gittiler. Demek ki bir başlangıç şeysi var burada. Her o hizmeti yapan, büyük babamı da söylüyorum, şey yapar mı? Ayrı, mesela İstiklal Savaşı'na katkıları vardır. Telgrafla ama. Evet. Yani dolayısıyla başlangıcını aldığımız zaman o 1914'teki resmi kuruluş şeysini bir kenara koyalım. Ondan evvelki döneme baksak nasıl oluşuyor? Onların hepsini geleceğiz. Jurnalcilerden, evet, bu telgrafçı haberleşmesine ve oradan ve teşkilatlı, evet, bir organizasyona geçiyoruz. Siz de ama nedir, yani Teşkilat-ı Mahsusa sadece böyle bir istihbarat örgütü de değil. Onun da ötesinde kuruluş, şöyle başlayalım. Kuruluş 1903 mü? 13 ve 14. 14. 14. Resmen. Ama resmen de lafı karışık. O da yani, karışık, evet. Çünkü mesela bugün elimizde Teşkilat-ı Mahsusa'ya ait bir antetli kağıt bile yok. Yani bugün JITEM tartışması var ya, var mıdır yok mudur, nerede kuruldu, nasıl kuruldu, kim kurulsun dedi, kimden izin sen aldı, kurdum, ben kurdum, sen kurdun ben kurdun, yani benzer bir tartışmayı Teşkilat-ı Mahsusa içinde yapabiliriz. Bugün elimizde yani Teşkilat-ı Mahsusa damgalı bir şeyimiz yok, bir evrakımız yok. Elimizdeki malzeme de son derece sınırlı. Fakat bildiğimiz bazı şeyler var. O da şu: 1911'de Trablusgarp'taki mücadelede Teşkilat-ı Mahsusa'nın ilk nüvesi atılıyor. Atılıyor, doğru. Ondan sonra Balkan Savaşları'nda, yine bunu anılardan çıkarıyoruz,
Fuat Balkan'ın anıları var. Balkanlarda bir gerillacı diye. Onun bir örgütlenmesi var. Bunlar savaşan Balkan ülkelerine karşı çete harekatına girişiyorlar. Ama esas çete kurarak işi götürmek 1914'te Türkiye daha savaşa girmeden. Yani hayır, ama 14'ten önce. Babadi baskını. Tabii. Tabii. Çete ama, olayından. Ama şimdi bakın. Gayri nizami harp açısından söylüyorum. Ha. 1914'ün Ağustos'unda İttihat Terakki'nin katibi mesulü ya da ilçe başkanları diyebileceğimiz 5-6 kişi gayet gizli bir şekilde İstanbul'dan hareket ediyorlar ve Doğu Cephesi'ne gidiyorlar. Bunların niyeti Rusya'ya karşı, ama daha savaş ilan edilmemiş, 29 Ekim'dir savaşın ilanı, Rusya'ya karşı bir tip akın ve çete harekatı içine girmek. Bir anlamda Alman ordusuna yardım etmek, böyle bir niyetleri var. Ama bu hareketten anlaşılıyor ki biliyorsunuz Sadrazam Said Halim Paşa savaşa girilmesine karşı, başkomutan vekili Enver Paşa da savaştan yana, hatta Almanlarla işi pişirmiş, bağlamış vaziyette. Bu harekat başlıyor ve ilk başta bunlar genellikle hapishanelerden çıkmış eski adamları, gönüllüleri kullanmaya başlıyorlar. Şimdi ya, bunun hakkında neydi o? Yakup Cemil'in çetesi. Yine onunla ilgili elimizde çok az malzeme var. Mesela bu İttihat Terakki'ye muhalif insanlardan biri Refi Cevat Ulunay'dır. Sanıyorum onun anılarında Sinop hapishanesinde aftan sonra o işte 5-10 kişiyi öldürmüş katillerin avanesiyle çıkışı anlatılır. Ve onların bir kısmı katılıyorlar. Bu çetelere katılıyorlar. Teşkilat-ı Mahsusa'ya değil ama. Teşkilat-ı Mahsusa'nın çeteleri bu adamlardan oluşuyor. Evet, evet. Bir şey bulunmak istiyorum. Son çıkardığım kitap var. Üç İttihatçı diye. Evet. Ha, burada İttihat ve Terakki'nin içinde fiilen katılıp sonra da karşısına geçen üç milliyetçi var. Biri Arap, biri Arnavut, biri Kürt. Ha şimdi İttihatçı diye başlıyorlar, dikkat edin. Siyasi hayata. Evet. Ama burada çok dikkati çeken bir şey var. Daha 1914'e varmadan önce. Mesela Aziz Ali Masri var. Evet. Arap milliyetçiliğinin bayağı lideridir. Nasır'ı hazırlayan adam filan. Ha, onun Osmanlı ordusu içinde sadece Arap subaylarından 300-400 subay bulmuştur. Hı. Teşkil ettiği bir çete var. Ve yakalanıyor. Evet. Şimdi bizim teşkilat-ı mahsusa şeyse burayla başlıyor. Peki şöyle bir toparlayayım o zaman. Yani İttihat Terakki dönemi ve ondan öncesi dönem, Balkan bozgunu, bunun yarattığı travma ve Enver'in böyle bir organizasyona, teşkilata... Bir şey ilave etmek istiyorum. Şimdi bakın, gerek duyması bunun dışında da bu üçlünün, Enver, Cemal ve Talat üçlüsünün siyaseti bir tip komitacılık olarak algılaması. Tamam. Yani bunlar devleti de bir komitacı, bir çeteci olarak yönetiyorlar. Peki, şöyle, bu önemli bir şey. Evet, toparlamaya çalışıyordum. Derya Tulga, operasyonel yönü ağır basan bir teşkilat, evet, gibi bir tablo ortaya çıktı. Bu şimdi onun dışında mesela uluslararası istihbarat yerinden raporlar gönderme falan bu şeyler. Hayır, buna yanılıyorsunuz. Osmanlı Devleti'nin kendi istihbarat teşkilatı durmuş zaten, o kaldırılmış değil. Buna paralel geçen bir teşkilat. Neydi o zamanlar? Misyonlardan mı gelirdi istihbarat? Amerika'da olan biteni nereden öğrenirdi? Orada konsoloslardan geliyor, evet, elçilerden geliyor falan filan. Evet. Ama genelde kendi ikinci şubeleri, istihbarat daireleri, bunlar duruyorlar zaten. Hı. Ama sonradan geliştiği zaman ikinci şubelere kim girmişse mutlaka teşkilat-ı mahsusacı olmuştur. Hı. Yani ben oradaydım, ikinci şubeydim, o teşkilat mahfusa değildim diyene inanmayın. Evet. Mümkün, evet, değil o. İşte şimdi nereden kaynak alıyor dediniz. Bakın burada çok enteresan bir şey var. Ben Libya üzerine çok çalıştım, Libya tarihi ve bizim oradaki mücadele. Enver gidiyor 1911 sonu. Hı hı. 12'de bütün sene orada. Enver'in yanında en aşağı karargahında, dikkat ediniz,
10-15 tane Alman ajanı var. Osmanlı kıyafeti giymiş, fesli. Hatta şu büyük kısmı da Türkçe konuşuyorlar. Çok enteresan. Ya bizdeki istihbarat, yani işte teşkilatının oluşmasında en beri etkileyenin de bu olduğunu inanıyorum. Tabii. Yani çünkü modern bir organizasyon. Tabii. Evet. Adamlar peki ne yapıyorlar? Gayet basit. Ya şimdi Almanya 1911-12 ele alırsanız İngiliz, Fransız, Rus anlaşmasına karşı İslam dünyasını hareket ettirmek için. Evet. Almanya peki o kadar 10 küsur adamın, 15 tane tam ajan bunu. Ne işi var orada? Gayet basit. Oradan bilgi alıp şey yapıyorlar. Enver'i uyandıran benim anladığım. Çünkü o da bu sefer kendi adamlarını. Peki bir Derya Bey'i şimdi dinleyelim. Notları alalım artık. Evet. Şimdi tersten başlayalım da kaybolmasın. Şimdi Almanlar tabii muhakkak şeyle çok ilgilenmiş durumdalar da bunu yaratan onlar değiller. Onu belgelerden biliyoruz. Fakat potansiyeli anında bakıyor ve buradan diyor iş çıkar. Buradan iş çıkar. Ben bu adamlar hepsi hakikaten şey gibi kıvıl kıvıl adamlar, yani hiçbir şeyine kabına sığmayan adamlar ve seçkin adamlar hakikaten. Normal bir şeyde bir kolonide bulunmayacak tip adamlar. Bakın Feroz Ahmet'in bir sözü vardır. Şeyde Hürriyet gazetesinde çıkmış. O derdi ki kolonize olmuş halkları derdi vücut dillerinden anlarsınız. Kambur yürürler, iyik yürürler, Türklerin yürüyüşüne bakın. Onu kendi tabii şeyde Hintli olarak bunu söylemişti. İçine ukda kalmıştı. İhtiyaçlarına çok sempatisi vardır, o ayrı mesele. Ondan sonra bu şimdi dediğiniz İttihat Terakki'nin en büyük akını, ilk büyük akını İran'a. Ha şey diyoruz ama... Başta Rauf Orbay, yanında bir sürü ama... Hindistan'a kadar. İran'a orduyla geliyor. İran orduyla 15 bin kişi, 20 bin kişilik bir kolla geliyor. Başında Rauf Orbay var, Ömer Naci, şu bu, bak bir sürü Alman var. Halil Paşa'nın yanında... Meşhur Wasmus var, devamlı bunların yanında gezen bu Alman Lavrası denen bir adamdır. Ondan sonra şeyin... İleride kullanılacak olan komutanlarından teşkilatı Mosso'nun mesela meşhur Stange var. Stange'nin terakesi hala duruyor. Kimse bakmaya tenezzül etmiyor. Ben biraz baktım tabii. Müthiş bir şey. Yani baktığınız zaman anlıyorsunuz. Koskoca bir Alman albayı şeylerin başına geçiyor. Evet. Hani bu Arif Cemil falan hikaye anlatıyor ya, onlar hakikaten hikaye. Siz Stange'nin yazdıklarını okuyacaksınız. Ondan sonra meşhur Oppenheim var. Oppenheim'in yazdıklarını okumak lazım. O vakit Alman planları bir şekilde ortaya çıkıyor. Ama orada gördüğünüz şey şu, bu adamlardan maden var burada yani. Biz İngiltere'nin ta Hindistan'da Harim İsmet'inde onları vururuz, ayaklandırırız. Almanlar buna inanmış. Kesin inanmış. İttihatçılar da inanmışlar. İnanmış. Yani bir Alman etkisini de mecbur eli mahkum batmak üzere durumda. Böyle de olsa böyle de olsa bir şeydi. Bir şimdi, Alman etkisi demek ki içeride Alman etki, var. Ve Alman kabullenmesi var onlar. Tamam. Kabullenmesi güzel, var. Güzel, tamam. Şimdi şeye geliyorum tekrardan, şu Telgrafhane'de lafına bir ek koyalım. Mustafa Kemal'e sormuşlar ya, Kurtuluş İstiklal'i nasıl kazandınız demiş telgraf telleriyle. Evet. Cevabı meşhurdur. Evet. Ondan sonra şeyin elimizde diyoruz şey antetli kağıt yok. MI6'in antetli kağıdı kaç yıldır var Allah aşkınız? 5 yıldır mı? 6 yıldır mı? Bakın MI6'le onu yan yana tutamazsınız. Niye? Bir tanesi Harbiye Nezaretine bağlı bir şey. Diğeri öteki? Başbakan'a diye direkt bağlı bir şey. Yani devletin organizasyon şemasında MI6'in yeriyle Teşkilat-ı Mahsusa'nın yeri aynı değil. Ayrıca MI6 efendim Londra hapishanesinden adam çıkarıp üstüne silah verip onu da yapar. Onu da yapar. Yani orada bir şey onu da yapar. Çok kazak hırsızla çıkartır. O teknikmiş. Evet. O teknik. Yok. Şimdi şey galiba. Bir dakika hapishaneden adam çıkartmak işi. Bunu yapmayan o kadar az ülke var ki. Çıkartayım size listesi. Şimdi bakın ben size bir o kadar bakayım. Az ülke var ki Almanların meşhur Strafbataillonları. Baştan aşağı en yani korkunç adamlardır bunlar. Onlar ikinci dünya ya git şey ol geber ya da işte geber yani başka şey çaren yok. Korkunç şey. O da şeyini yapıyor. Fransızlarda vardır. Bazen. Kesinlikle ikinci dünya savaşında daha önceleri de vardır. Var oğlu vardır. Ben şey demiş şeyi okuyordum da. Sakarya Savaşı'nda... Çok özel bir şey değil. Sakarya Savaşı'nda. Yani. Sakarya Savaşı'nda yani, Türkler de idam mahkumu kullanmıştı. Adam yok.
Bu arada görseller geliyor. Dikkatinizi çekerse bu Enver, tamam. Bu Enver'in itirazımız yok. Evet. Tereddüt yok. Aydınlatırsanız seviniriz. İdam mahkumları. Ondan sonra o şeyde de büyük zafer geldi zaman demiş zaten bunları affedelim artık. Çok iyi dövüştüler falan filan. Hmm. Yani iddiasyonla bünyası olacak bir olay değil o. Kesinlikle değil. Ama çok fanatikler iddiatçılar. Çok çok fanatik adamlar. Şimdi ama iki türlü ben bakmak lazım geldiğine inanıyorum. Şimdi doğal olarak işte dış özellikle hem pan-Turancılık hem İslam'ı ayaklandırma tezgahı var. Önemli isimlerden biri. Kuşçubaşı. Ama aynı anıları zamanda Osmanlı'nın içindeki oluşumları izleme apayrı. Şimdi iki ayrı kurulu, eğilim halinde gidiyor. İçeride mesela şöyle bir şey söyleyeceğim. Kürt Şerif Paşa ayaklanıyor, karşı gidiyor. Paris'te Osmanlı yönetimi aleyhine dergi yayınlıyor. 1913'te, 14'te ona suikast için özel teşkilat gidiyor. Bunun İslami şeyle filan alakası yok. Bağlantıyla iki taraflı gidiyor, dikkat ediniz. Evet. İki taraflı. Bir, içeride kendi şeysini kurmak, tam gücünü, ayrılanları tasfiye etme mekanizması. Bir de hakikaten Almanlarla, özellikle Almanlarla işbirliği yapan, işte Afganistan'ı, Hindistan'ı ayaklandıracağım diyen. Evet. Hatta bir şey vardır. Şimdi ismi hatırıma gelmeyen meşhur Fransız yazarı vardır. Onun babası Malroy'dur. Şeyde Alman teşkilatında ajandır. Arkamızda Süleyman Askeri var, onu anlatırız. Çok doğru. Önemli bir şahsiyet. Adamı Karaçi'ye yolluyorlar. Hindistan'a Almanlar. Oradan Afganistan'a gidiyor. Adam verdi işte, çünkü Asas Lorenli adam. Adam verdiği raporla Alman hükümetine bu İslam ayaklanması gerçekleşmez diye raporu var. Hayal görüyorsunuz. Hayal görüyorsunuz diye. Evet. Ama asıl mesele bilakis karıştırmak. Yani iki taraflı bir oyun gidiyor. Alman tarafının tezgahının altında her türlü biz peşinden gidiyoruz. Bir tarafta da içeriği kontrolde tutmak için son derece dikkatli bir şey var. Adam öldürüyor, adam idam ediyor. Yani bu Ermeni tehciri Erzurum ve Van arasındaki bölgede teşkilat-ı mahsusa vasıtasıyla yapılıyor. Yani bu, yok, o kadar basit. Evet. Şimdi şöyle bir soru ortaya atayım. Gene bir toparlama yapayım. Evet. Demek ki asıl meselelerden bir Alman etkisi var. Asıl meselelerden biri Birinci Dünya Harbi'nde ortaya çok yoğun olarak çıktıkları için asıl mesele gayri nizami harp. Ve çetecilik geleneği. Yani işte tabii. İngilizlere karşı olaylar çıkartmak vesaire. Evet, tabii. Bugün Ruslar. Psikolojik harp denilen iş. Peki ne yaptılar sorusunu ortaya atıyorum. Şeye gönderilmiş, Sudan'a gönderilmiş ajan vardır. Yani benim kitabımda da var. Evet, evet. Sudan'a gönderilmiştir. Orada yakalanır adam. Tabii şeyin alakası belli olur. Bir. İkincisi, iddiatçılar Babali baskınından sonra kaçan Hürriyet ve İtilaf taraftarları Mısır'a gitmişlerdir. Onları vurdurmak için Mısır'a ajan gönderilmiştir. Evet. Yani bayağı çetecilik hareketi. Evet. Mevcut. Ne yaptılar derseniz. Şimdi yani elimizdeki bilgilere göre çok ayrıntıya girince bir resmi Arif Cemil'in anıları var. İşte biraz ballandırılarak anlatılmış. Önce gazetede çıkmış, sonra kitap olmuş. Bunlar dediğim gibi savaş başlamadan evvel gidiyorlar ve unutmayın Kars Ardahan o zaman Rus toprağı ve oralara karşı bir çetecilik hareketi yapmaya başlıyorlar. Tabii daha sonra normal nizami ordu devreye girince bunların çeteciliğinin pek bir anlamı kalmıyor. Birinci şey bu. İkinci Derya Bey'in bahsettiği yine Rauf Orbay, daha sonra o grupta Halil Paşa var bildiğim kadarıyla, Ömer Naci var. Bunlar İran tarafına doğru bir kol gidiyorlar. Diğer grupta Arapça bilgisine binaen Süleyman Askeri Bey Enver Paşa tarafından çağrılıyor. Anlatıyor uzun uzun. Kendi bu kim? Rauf Orbay dedi. Hemen Rauf Orbay. Evet. Pardon. Kuşçubaşı Eşref'ten bahsediyorum. Kuşçubaşı Eşref çağrılıyor. Gidiyor Enver Paşa'ya. İşte diyor ki bir Arap ihtilali olabilir. Orada bir kaynama var.
Bunu engellemek için ne yapabiliriz? İşte o da ben bir heyet toplayayım falan diyor. Tamamen örtülü ödenekten. 300 bin lira gibi bir para alınıyor. Çok büyük bir para. Ondan sonra ve oraya doğru bir grupla gidiyor. Tabii baktığınız zaman bu çetecilik faaliyetlerinin düzenli ordular karşısında çok bir kıymeti harbiyesi yok açıkçası. Yani daha sonra Süleyman Askeri Bey'in grubunun yaptığı tabii Birinci Dünya Savaşı'nda bir Mısır'a doğru bir şey var, çaba var, akın var. Orada da başarısız oluyorlar bunlar. Ama Bahattin Şakir ve grubunun, Yakup Cemil ve Bahattin Şakir grubunun özellikle 3. Ordu bölgesinde etkin oldukları, tehcire karıştıkları, Ermeni kıyımına katıldıkları konusunda epey elimizde bilgi var. Bu konuda tabii bahsetti Derya Bey. O konuda farklı görüşler binbaşı de var. Ştange, binbaşı Ştange'nin bizim resmi tarihte de adı var adamcağızın ama ne yaptığı konusunda hala eli yüzü düzgün bir malzeme yok elimizde. Bir de Nogales diye başka bir adam var. Onun anıları var. O Halil Paşa ile aynı grupta. Yukarıdan aşağı işte İran'a giden ekip içinde. Nogales'in anıları var. O Latin Amerikalı bir adam. Böyle Venezuelalı. Venezuelalı. Macera perest bir adam. Yani ilginç. Japon casusluğundan şey geliyor bize. Evet. Yani şey gibi böyle Hollywood filmi gibi hayatı olan bir adam. O devir öyle bir devir. Yani böyle. Ha, bir de o var. O devir öyle bir. Mesela şeyi sorabilir miyim o zaman? Afganistan'da tarihte bir sıçrama yaptıysam, zihnim sürçtüyse bağışlayın ama İngilizlerin Afganistan bozgununda mesela çalışmışlar mıdır, rol almışlar mıdır? Oraya da gidiyorlar, Afganistan'a da gidiyorlar çünkü. Ya Hindistan üzerindeki operasyon hiç şeye başarıya ulaşamamış. Evet. Şimdi hayır daha dikkati o zaman çeken Afganistan bozgununu Afganistan. Tabii. Hayır bugün olduğu gibi Amerikalılarla olduğu gibi. Şimdi mesela arkadaşımız da dedi ki mesela 300 bin altın verilip gönderildi. Şimdi İngilizler Şerif Hüseyin'e başlamışlar ayda 20 bin altın üzerinden. Vehhabilere yahut da Suudilere de 5000 altın her ay verilerekten. Şimdi ona karşı bir şey yapalım diye. Ama benim araştırmalarımda garip bir şey çıktı. Almanlar aynı şeyleri ayaklandırmak, kontrolde tutmak için Osmanlı'dan daha çok para dağıtıyorlar. Osmanlı'ya, yani bizim teşkilat-ı mahsusaya yardım etmiyorlar. Önde görünmek için. Ha, bu silah para dağıtımı yarışında en geride bizim teşkilat-ı mahsusa, evet. Şey, İngilizler tabii en önde ayaklandırıyor. Almanlar para dağıtıyor doğrudan doğruya. Peki. Evet. Ara verme zamanı gelmiş. Ne yaptılar sorusu hala duruyor. Aradan sonra Derya Tulgay'la devam ediyoruz. Türklerde, Osmanlı'da, hatta Türkiye'de istihbarat dendiğinde akla gelen kuruluşlardan birisi, ilk kuruluşlardan birisi teşkilat-ı mahsusayı ele alıyoruz. Ben ne yaptılar, ne başardılar, ne çıktı, bir geride ne bıraktılar diye kaba bir soruyla başlamıştım. Vallahi şimdi bazen çok kızdırıyorum ama siz teşkilat-ı mahsusa olmasaydı bir Kurtuluş Savaşı'nın örgütlenebileceğini mi zannediyorsunuz? Evet. Mümkün müydü yani? İhtimali mi var? Bak ben bir örnek vereceğim. Şey, 3. Mürettep Tümen Süvari Tümeni'nin komutanı Çolak İbrahim. İttihat tetikçidir adam ya. Evet. Katil. Koskoca şey olarak, genel olarak da tüm genel olarak da bitirmiştir. Ama kariyer öyle. Kariyer öyle. Ve şey, bu örgütlenmelerle Yunan cephe gerisinde bir örgütlenme var. Evet.
kafesi teşkilatı mahsus örgütlenmesi. Tabii tabii. Ne yaptılar sorusunun ne önemli. Yani hani diyorlar İsmet Paşa. Milli mücadeleyi yaptılar. Bakın İsmet Paşa. Şimdi biraz orada. İsmet Paşa nefret eder şeyleri, çetelerden filan. Büyük taarruz başlıyor. İlk verdiğimiz çetelere, teker teker reislere, parti pehlivan dahil olmak üzere. Sen şunu, sen şunu, sen şunu, sen bunu yapacaksın. Evet. Zaten giden adamların epey bir bölümü Çerkez Ethem'in orduya katılmış adamları. Ondan sonra yarısının üniforması falan yoktu çünkü milis. Evet. Milis bakmayız da yorgun savaşçı falan falan. Normaline bakın siz işin. İşin normalinde hani demiş ya müşkül mevkideyim oğlum. Müşkül mevkiye düşmüş bir şeyin, bir devletin, devlet de yok ya ortada işte bir hareketin herkesten yararlanması. Yani hani sinekten yer çıkartır cinsten. Herkesten yararlanması. İsterse şeytan olsun. İsterse bilmem o. Çünkü var olmalı yok olması. Evet. Kesinlikle bunu inkar edemezsiniz. Var ama yok olmaz. Aa çok iyiydi durum böyleydi bilmem. Yok öyle bir durum. Peki. Şeye baktığınız zaman yani Derya Bey'in dediklerinde doğruluk payı var. Bekir Sami Bey, Albay Bekir Sami Bey Yunan ordusunun İzmir'e çıkmasından 8 gün sonra Bandırma'ya gidiyor. Evet. Bandırma'da ilk ziyaret ettiği adam kim? Çerkez Reşit Bey. Teşkilatı mahsus adam. Çerkez Ethem'in abisi. Ve onun vasıtasıyla ilk direnişin temelleri atılmaya başlanıyor. Dikkat ederseniz bu Çerkez bağlantısı çok önemlidir. Fuat Doğu'ya kadar MIT'in başkanları Çerkez'dir. Yani Milli İstihbarat Teşkilatı'nda bir Çerkez ağırlığı olmuştur. Fuat Doğu ki efsanevi. Evet işte. Son Çerkez müsteşar derler kendisi için. Bu direnişin örgütlenmesinde açıkçası yani İttihat Terakki'nin esnaf ve eşraf arasındaki varlığı artı teşkilat-ı mahsusanın tetikçileri Yunan ordusunun yürümesini engellemek için her türlü sabotaj ve cephe gerisindeki durdurucu faaliyetlerin evet. içine girmiştir. Zaten şöyle bir not aldım. Kurucu kadro veya etkili kadro isimlere baktığınızda Şükrü Bile de bile ama neyse Ali Fethi Okyar, Nuri Jonker, Rauf Orbay. Evet. Rauf Orbay işte yılana kadar gidiyor. Milli mücadelede çok önemli tabii, isimler. Tabii. Gayet tabii. Evet. Zaten şey onu yani teşkilat-ı mahsusa İstanbul'un içindeki organizasyonuyla karakol cemiyeti. Evet. Adam şey subay kaçırma ve para toplayıp gönderme işlerine girmese bir de İstanbul'un içinden haber aktarmasa. Çünkü biliyorsunuz Atatürk şeyi kestirmiştir hani telgraf bağını ve haber Anadolu'nun içine haber gitmesini engellemiştir. Gitmez. Ama orada olan ne yapılıyorsa bir de Anadolu'da basılan gazetelerin yani beyannamelerin dağıtımını da Teşkilat-ı Mahsusu İstanbul'un içinde yapıyor. Evet. Müthiş bir şey. Bu çok önemli bir konu. Peki biraz da ideolojik yanına bakalım. Öyle bir yan var mı? Pan-İslamizm ve Pan-Türkizm karşımıza. Vallahi yani bu kadroların öyle çok ciddi bir ideolojik şeyleri yok. Ama hepsi Türkçü bu adamlar. İttihatçı ve Türkçü. Tabii İran'a giden heyet bir İslamcılık şeyle gidiyor. Evet. İslam Birliği iddiasıyla gidiyor. Arap dünyasındakiler öyle. Enver'in şeyi. Evet ama yani Doğu cephesindekilerin herhangi bir İslam şeyi. Ya bir yere kadar Kafkas halklarını toparlamak açısından olabilir ama bunlar çok pragmatik adamlar. Yani bunların her ne kadar öyle bir şey olsa da değil mi bir tepede ne bileyim niyet bir ideoloji oluşturma dediğiniz pragmatik adamlar bunlar yalnız yani o Makedonya macerasını iyi bilen adamlar yani bakın 1903'te bir Makedonya'da İlinden ayaklanması vardı 1903 Ağustos'unda yani birden bu Makedon çeteler ayaklanırlar ve bir karmaşa olur Makedonya'da ve çetecilik dediğimiz süreç öyle başlar. Bu gayrimüslim çetelere, Bulgar bağlantılı çetelere karşı durmak için bu sefer oranın Müslüman ahalisi, eşrafı, mütegallibesi de bir karşı çete işine girmeye başlar. Ve bu 1908'de bu çetecilik şeyi
kolay bir iktidar getirir iddiaçılara. Yani koskoca Abdülhamit rejimi gümbür gümbür teslim olur. Şimdi bundan sonra düşünün yani Balkan Savaşı'nda bir yarbay 1912'de Enver. 1914-15'te ne? Harbiye Nazırı. Şimdi bakın bir yarbaydan bir harbiye nazırı yaptığınız zaman o adamın dünyası o kadardır işte. Zaten yaptığında Sarıkamış'ta gördük. Evet doğru. Peki Enver Bey ekibi nasıl seçti çekirdek kadroyu, nasıl oluşturdu, kimlerden aldı? Bir şey söylemek istiyorum. 1914'te tam biz Almanya ile anlaştıktan sonra yani Dünya Savaşı başlamak üzere de biz de Almanya ile gizli anlaşmayı yapmıştık. Gizli anlaşma yapmış. Tam o sırada yeni bir teşkilat kurulur. Umumi Şark, Umur Şarkiye Dairesi. Evet, aynı edin. Şey olduğu diye bilinir. Ya hatta yanlış olarak o itaat şeyin teşkilat mahsulatının o oldu. Hayır değil. Yani tez deminki o noktaya geleceğiz. Kendisine göre bir görüşü şeyse Almanlarla da işbirliği ancak Almanlarla işbirliğiyle ayaklanıp Avrupa İslam dünyasını ayaklandırılırsa bir sonuç alınır mantığıyla İngilizleri evinde vurma prensibi. Umur Şarkiye Dairesi kuruluyor. Arapları da getiriyorlar içine. Bu çok enteresandır. Ve hakikaten çok önemli Araplar, isimlerini de verebilirim. Yani Tunuslu lider var. Şaviş var. Libyalılar var. Burgiba var. Bir sürü. Şimdi bunların hepsini getiriyorlar. Ama dikkat edin. Teşkilat mahsusu ayrı bir mekanizma. Yanına bu dünya İslam'ına hitap edecek bir tezgah. Dolayısıyla tam bir fikri şeye oluştuğunu söylemek mümkün zaten değil. Bu. Ve bir de içerideki korku var. Yani içeride kendileri de korkuyorlar. Yani Enver bile biliyorsunuz Yakup Yakup Cemil darbe yapmaya çalışıyor. Tabii. Onu düşürmeye... Talat Paşa mı asar onu sonra yani? Hayır. Yok, Yakup Cemil darbe yapmaya kalkışıyor, yakalanıyor. Evet, Yakup Cemil'i işleyelim o sonraki bir konu. Çünkü içinde de var. Hatta biliyorsunuz Mustafa Kemal ki hani Çanakkale zaferi kazanmış filan sorkmaya kalkarlar varmuş gibi. O olaylarda ki yoktur alakası. Peki nasıl seçildiler? Öyle bu konuya ne bileyim net bir yanıt var mı? Yani kaynak elbette İttihat İttihat Terakki'ydi. Atatürk sporcuğu hangisini severmiş cinsinden? Zeki. Evet çalışkan. Öyle seçilmiş. Zeki Çevik ve Silahşör oldu. Silahşör. Evet. Önemli değil. Öyle seçilmiş. Ben kendi dedemden. Biraz bahsedin lütfen. Boylu basılı işte. Boyu benden biraz şey. Ondan sonra fakat tam böyle hani diyorlar kodum oturdu. Cinsinden Osman Tokat'ı vurmayı çok sever. Fotoğrafı burada evet. Bir adam. Derya Tulbay adam. Normal hayatta çok sakin bir adam bilmem ne bir adam. Ha. Fakat şeyinde böyle mesleğinde gayet sert. Babasının zaten işte ilinden de kimin öldürdüğü belliydi, kimi buraya gitmiş. Oralı mı? Oralı değil, babası İstanbul doğumlu. Bizim şöyle Kasımpaşalı'dır başbakan. Ondan sonra hep bu arkadaşlar. Ondan sonra en büyük dedemiz Mısır'da gelen bir Çerkes. Şeylik var, bizde bir kanı bozukluk var yani. Estağfurullah. Ondan sonra bu adamcağız işte şeyden sonra... Nerede çalışıyor özellikle? Sonunda İstanbul işgalden az önce giriyor. Bahriye 2. Şube'nin başına geliyor. Oraya geldiğin zaman Cemal Paşa'ya yakın oldu. Ama özellikle Rauf Bey'e yakındı. Ve Bahriyelilerin İstiklal Savaşı'nı desteklemesi Rauf Bey sayesinde. Yani Rauf Bey olmasaydı Bahriyeliler o fedakarlıklara girmezlerdi kesin. Kesinlikle girmezlerdi. Zaten ilk muavineti Bahriye'de doğrudan Ankara'ya bağlanan ilk şeydir. Yani iddiatçı bağlantı, ilmeğine bağlantı, hepsi iddiatçı subay, genç subay bunların. Ama peşin Ankara'ya bağlanmışlar. Ondan sonra da meşhur sözü var işte. Babam ben de olacağım asker diyor. Demiş ki ne demiş benim kıymetimi, senin kıymetini benden fazla bilirler. Ne de sen benden çok vatanı hizmet edebiliyorsun. Onun için sen asker olmayacaksın.
Bu aileye kalan mirastır. Ondan sonra o şeyden beri sivil gidiyoruz. Pekala, çok enteresan. Şimdi bazı araya böyle bir takım nasıl diyelim egzantrik konuları bir sokalım. Denir ki gizli kurculardan birisi asla bilinmiyor, hala bilinmiyor. Fakat Milli İstihbarat Teşkilatı onun soyunu, soy ismi değişmiş, yeri değişmiş. Milli İstihbarat onun soyunu yetenekli olanların MİT'e alarak ondan sonra diğerlerini de koruyarak bunu hala saklamıştır. Bu şehir efsanesi gibi geldi bana ama bilmiyorum. Köpek üretimi gibi bir şey. Yani bilemiyorum. Yok, demek, bilemiyorum. Kabul etmek lazım. Çok kapalı bir kurum halinde çalıştığını kabul etmiyorum. Ben mesela kendim büyük babamdan örnek verdim. Hiçbirimizin bilmiyoruz. Hiçbirimizin haberi yok. Eğer benim için, yani düşünebiliyor musunuz? Bilmem 70 yaşındayken adamın evine gelip bir laf olmasa, adam cihazla şey demese, ben MİT'ten geliyorum demese, söylemeyecek. Hiç bilinmiyor. Yani inanın ve sonra da tuhaf bir şey var. Mesela bütün bunlardan sonra büyük babam çok büyük bir adam olmadı. Emekli oldu. Emekli oturan bir adam. Yani bir başka o kurumun içine girenlerde bir başka şey var. Hani herhalde seçimde tam kararlı, memleketi kurtarmaya azimli ama daha başka bir şeyler düşünmeyen. Mesela Yakup Cemil'in sen yapamıyorsun deyip öldürmeye kalkması gibi. Evet. Yani burada bir şey var. Evet. İlkeleri var. Ona bağlı fazla bir şey istemiyorlar. Ben onu şaşıyorum yani. Mesela şöyle bir şey var. Büyük babamın örneğini verdiğin zaman. İstiklal Harbi sırasında işgal edilmiş. İşte 1919'un sonları. Çanakkale'de telgraf müdürü babam, büyük babam. Ha. İngilizlerin donanması da oralarda. Evet. İstanbul'da İngiltere ile temaslar Çanakkale'deki o donanma üzerinden yapılıyor. Telgraflar buradan gönderiliyor. Yalnız Ankara ile bağlı olan bütün telgrafları kestirmişler. Yani işgal kuvvetleri kestirmiş. Tek hat gidiyor. Bunlar görevlerini yapıyorlar. Fakat büyük babam özel yeraltı hattı çekmiş. Bütün gönderilen şeyleri Ankara'ya yolluyormuş. Ama hayır, belgeleri de var. Bunun üzerine yakalanıyor, tutuklanıyor, idama mahkum ediliyor. Evet. Ankara'dan şey gönderilmiş, bir askeri güç, ufak bir şey. Kurtarıyorlar. 3 ay yürüyerek Ankara'ya gidiyor. Şimdi bakın, burada bir iç tezgah var. Tabii. Yani hakikaten çok kapalı ama. Dayanışma var. Evet. Şeyin mektubu var. Yani ihbarı yapıp yakalayan adamın seni nasıl keseceğiz, biçeceğiz diye büyük baba. Yani orijinal mektupları var ha. Şeyleri var. Böyle bir acayip iç teşkilatı tam çözülemeyen ama içinden bazen şey çıkan, tabii karşı tarafa. Tabii her zaman. Kelle koltukta insanlar. İki tane şey var tabii faktör. Birisi mason geleneği tamam ama öbürü karbonari. Karbonari iddiatçılara çok benzer. İntikamcılıkları, tetikçilikleri, düşünücülükleri ve kapalılıkları. Bugün bile hala. Çok güzel. Bugün bile hala karbonari nedir doğru dürüst bilmeyiz. Çok güzel söylediniz, evet. Mafyanın babası mıdır yoksa modern İtalya'nın kurucusu mudur bilmem, bilinmez yani. Öyle bir kapalı ki ve ihanet eden bitiyor. Evet. Bitiyor. Evet. Örgüt yapısı nasıldı? Vallahi şimdi işte başkan vesaire böyle falan. Bakın Oğuz Bey, yani bu konuda elimizde işte şu masanın üstündeki bir tane de bende var. 3-5 kitap var elimizde. Fakat esas malzeme Atase'dedir. Yani Genelkurmay Askeri Tarih arşivindedir. Ve bu arşiv normal fanilere kapalı bir arşivdir. Evet. Yani müracaat edeceksiniz. Mesela ben profesör olarak müracaat edeceğim. 3 tane referans vereceğim. O hazretler bakacaklar benim konuma, bana. Bir soruşturma yapacaklar. O arkadaşın tipi müsait midir bizim arşivlerimizde çalışacak diye. Ona göre izin verecekler. Diyecekler ki şu tarihler arasında sen gelip çalışabilirsin. Evet. Bunu da bana sormadan yapacaklar. Ben gideceğim oraya. Mesela atıyorum kafadan. Ben 1. Dünya Savaşı'nda asker kaçakları üzerine çalışıyor olabilirim. Tut ki işte Erkan-ı Harp binbaşısı Nazmi Bey de bu konuda 35 sayfalık bir rapor yazmış. Katalogda bulacağım.
Diyeceğim ki şu katıl raporu verin de okuyalım. Onlar açacaklar. İçinden 5 sayfasını scan edecekler bilgisayarda. Benim ekranıma yollayacak. Ya tümü? Tümü yok. Bu seni ilgilendiren bu diyecekler. Şimdi bu şartlarda çalışan bir arşivde biz ne teşkilatı mahsusu üzerine çalışabiliriz? Bakın ben size daha ağır bir şey söyleyeyim. Hamit Hasancan diye birini duydunuz mu? Herkese söylüyorum. Hamit Bey kağıt üstünde bütün İstiklal Savaşı sırasında İstanbul'da Kızılay Başkanı. Hilal Ahmer temsilcisi. Ama o dönemle ilgili biz yabancı diplomatların yazdıkları raporları okuduğumuzda mesela Amerikan General Bristol yüksek temsilcinin raporunu okuduğumuzda merkeze yazdı. Dün Hamit Bey'le yemek yedik. Efendim milli mücadele konusunda ve ondan sonra kurulacak devletin nitelikleri üzerine konuştuk. Uzun uzun Hamit Bey anlatıyor. Şimdi bu adamın soyadını biliyoruz. Tesadüfen Hamit Hasancan, mülkiye mezunu. Daha sonra hakikaten sizin dede gibi böyle kenarda kalmayı tercih etmiş bir adam. Emekli olarak hayatını sürdürmüş. Hamit Bey'in özel evrakının bir kısmı sahaflara düştüydü. Bizim bir arkadaşımız satın aldıydı. O da yeni yazıya çevirtmiş birine para verip. Bir kısmını okuyorum. Mustafa Kemal Paşa'ya telgraf. Yollamış olduğunuz 16 ton çelti İstanbul borsasında sattım. Karşılığı olan 7800 lirayı Osmanlı Bankası ile yolladım. Şimdi Hamit Bey milli mücadelenin finans kaynaklarını desteklemek için Ankara hükümetinin kendisine yollamış o İstanbul borsasında birinci İstanbul borsasında satıp karşılığı olan parayı Osmanlı Bankası'na yatıracak düzeyde ve bütün diplomatik heyet tarafından bilinecek düzeyde Ankara'nın adamı. Çünkü haklı adamlar, İngiliz de haklı, Fransız da haklı. Ankara hareketinin bir adamıyla görüşme lüzumu var gerektiği. Tabii esir var, mübadele var, şusu var, busu var. Peki şimdi kusura bakmayınız. Yani hepimiz bir tarih programındayız. Normal okurlardan daha fazla tarih biliyoruz. Hamit Hasancan ismini duymamışız. Evet, duymamışız. O teşkilattan geliyor işte. Bilmiyoruz nereden, emin olun bilmiyoruz nereden geldiğini. Fakat Hamit Bey üzerine bütün malzeme Atasel'e. Kapalıysa... Tabii. Çalışamaz. O zaman kardeşim. Teşkilatını da bilemeyiz. Örgüt yani meselemiz budur yani bizim. Bakın yani bu Hamit programda Bey... Programda belki her programda eşitliğimiz yani, sadece Genelkurmay'ın yani, arşivi değil, Başbakanlık arşivi daha. Yok bakın Başbakanlık arşivinde ben çalışıyorum. Onu da biliyorum. Son derece düzgün çalışıyor. Yani hiç diyecek bir şey yoktur. Gidersiniz kaydolursunuz, konunuzu verirsiniz. Ben bu konuyla çalışıyorum. Onu da vermenize gerek yoktur. Sabah arşiv belgesi ısmarlarsınız katalogdan. Saat 10'a kadar öğleden sonra 3.30'da gelir. Yani hiç şikayetler öyle, oldu. Yani kusura bakmayın öyle Genelkurmay arşivinde olduğu gibi. Tarihi roman yazarları falan biraz şikayet etmişler. Ya onların olsun. Derdi neyse, başka. Benim o arşivle de hikayem var şimdi. Hilmar dostumuzun filan adı çıkar sonra iyi olur. neyse. Evet. Şeyi diyecektim. Büyük taarruzdan hemen önce işte Fethi Bey Londra'da barış şeyletine yapıyor. Bir adam daha var, o da İsviçre'de. Kim? Nihat Reşat Belger. O da Kızılay. Üstelik iddiatçı filan da değil yani. Evet. Sonra. Kızılay'ın rolü büyük. Kızılay'ın rolü büyük. Kızılay'ın rolü çok büyük. O doğru. Evet, o da enteresan. Doğru. Peki bu arada Yakup Cemil'i bir çok konuşuluyor. Hep teşkilat-ı mahsusu deyince Yakup Cemil konuşuluyor. Neden? Karakter yapı olarak dramatik bir tip veya figür, kişilik. Fedai. Fedai ve çılgın yani. Çılgın. Evet. Eli tetikte. Yani Babali baskında hiç gerekmediği halde Nazım Paşa'nın yaverini vuran, sonra içeride Nazım Paşa'yı vuran. Ya sen ne yaptın deyince çok konuşuyordu vurdum ihtiyarı diyen. Bir arada yakaladım. Virgül yakaladım bir dakika dur. Bir aradan sonra devam edeceğiz efendim. Yakup Cemil'den. Evet.
NTV Tarih'in sunduğu tarih konuşmaları devam edecek. Akıllı klavyesiyle e-postalarınızı rahatça yazın. Hareket tuşuyla işlerinizi kolayca halledin. İşinizi her yerde başarıya taşıyın. Eko paketiyle BlackBerry Curve 8520. Turkcell 4 çeker gücüyle ayda sadece 29.90 TL. İşinize Turkcell gücü. Bu yaz buz kesileceksiniz. O Airfel Klima. Fazla söze gerek yok. Airfel, ileri iklim teknolojileri. Madem Türkiye dünyanın televizyon seyretmeyi en çok seven ikinci ülkesi, biz de Türkiye için T20 Maxifon'u geliştirdik. Dev ekranda, cepten televizyon seyredin, internet keyfini maksimum ekranda yaşayın diye. Tarifinizde ek, ayda 19.90 TL'ye. T20 Maxifon, maksimum ekran, sadece Türkcell'lerde. Hayatım, ta pastaneye gittim, iftar için profiterolün alasını aldım. Baklava? Almaz mıyım? Ta baklavacıdan en güzelini. Tatlılar geldi. Şimdi yepyeni baklavalısı da geldi. Kartlor'da Ramazan'ın her gecesi için nefis bir tatlı var. Madem Türkiye'de milyonlar artık kredi kartıyla alışveriş yapıyor, biz de Türkiye için T20 Maxifon'u geliştirdik. Kredi kartı taşımak yerine cepte cüzdanla cep telefonunuzu kredi kartı ya da banka kartı gibi kullanabilin diye. T20 Maxifon tarifenize ek ayda 19.90 TL'ye. T20 Maxifon. Maksimum teknoloji. Sadece Türkcell'lerde. Migros, Tansaş, Beşen Migros, Makro Center ve Sanal Market'te bonus kartınızla farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 75 lira ve üzeri 4 Ramazan alışverişine tam 75 lira bonus. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Bonus. Bedavası en bol. Madem Türkiye Facebook'u da Twitter'ı da bu kadar çok sevdi, biz de Türkiye için Rehber Plus'lı T20 Maxifon'u geliştirdik. Arkadaş tuşuyla tek dokunuşta aynı ekranda maksimum Facebook, Twitter ve tüm sosyal ağlar. Tarifinize ek ayda 19.90 TL'ye. T20 Maxifon. Maksimum internet. Sadece Türkcell'lerde. NTV Tarih'in sunduğu tarih konuşmaları devam ediyor. Daha yeni bir teşkilat-ı mahsusayı konuşmaya devam ediyoruz. Kuşkusuz bu kuruluş, dediğimiz gibi dramatik yanları olduğundan bazı isimlerle, bazı şahsiyetlerle tanınır oldu. Bunlardan birisi de Yakup Cemil. Çünkü kendisi bir tetikçi, fedai ya da fedai. O nedenle ilgisini çekti gazetecilerin, tarihçilerin, yazarların vesaire. Bu konuya eklemek isteyen başka var mı? Ayhan Bey biraz önce anlattı. Şimdi Yakup Cemil tabii hiç kuramsal bir yönü olmayan diyelim bir arkadaş. Tam sporcu. Aslında tamamen onu temsil etmiyor yani. En büyük marifeti tabii Hasan Fehmi'yi öldürmesi köprüsünde. Ondan sonra 31 Mart falan olaylarının gelişmesi. Ondan sonra şeye gider, neydi o, Trabzonspor'a gider, zenci subay varmış onu vurur. Ha. Casus olabilir bu siyah. Dedi, niye vurdun diye. Derler de siyah olduğu için vurdum. Siyah olduğu için vurdum. Yani psikopat yani. Hemen postalarla. Yani. Evet, şey sıradan bir psikopat, bayağı bir psikopat. Ondan sonra efendim şey mesela Hasan amca bunu bir tarif ediyor. Gençliğinde çok 5 vakit namazında sakin, kimse ete sütle karışmayan bir adammış. Kaba çiçeği gibi açılmış. Hasan amcadan kastınız? Hasan amca meşhur. Meşhur. Şeyci, neydi o? Muhalif. Prens Sabahattin'in yaveri sayılabilecek bir zattır. Tamam. Ondan sonra Cemal Paşa'ya yanaşmıştır filan. Çerkez. Hatıra atık şeydir, evet. Kıymetlidir. Evet. Ondan sonra onun tarifi, ya mütedeyyin şey bir adam, ne oldu bu diyor hatta. Ne oldu bu adamda böyle kabak çiçeği başladı. Ondan sonra şeye çıkıyor işte. Buna veriyorlar bir şey. Git dağıt buraları diyeyim.
nasıl diyoruz ya hani şeyler, katiller, uğursuzlar, hırsızlar. Şimdi Refik Cavad'ın kitabında nasıl disiplin sağladığı var. Evet, korkunç. Acayip bir disiplin sağlaması var. Öyle hani önündeki katil uğursuz tir tir titriyor. Birisi işte bir kızın ırzına mı ne geçmişler, bir şeyler olmuş. Teferruatına girmeyeyim. Sonunda adamı cayır cayır yapıyor. Bir yerinde kaymakama geçiyormuş oradan. Adam yollamış, ne oluyor burada filan. Yakup Cemil demiş, git söyle demiş kaymakamı. Yakup Cemil böyle bir adam yakıyor demiş. Ben bir umut şu arkama da bir resim var mı? Bedir Özel. Yakup Cemil'in galiba yok resim. Yakup Cemil Bey adam resmi yok. Yani Yakup Cemil hakikaten hiç kimseden pervası olmayan o ve neticede sonunda dönüp de darbeye marbeye kalkınca. Evet. Temizleniyor. Fakat çok enteresan bir şey, bu şeyin son çıkarttığı, devlet arşivlerinin son açıkladığı belgeler arasında Tribüne de Genève'de çıkan bir şey var. Kupür var, bilmem gördünüz mü? Mustafa Kemal Paşa ayrı şey yapmak, mütareke yapmak için çalışıyor diye. Ha. Bu devletin elini daha o zamandan geçmiş tabii. Hı hı. Ya ondan sonra bakmışlar kim bu işin içinde. O bu Mustafa Kemal yarar gitsin. Yakup Cemil'in miadı doldu. Evet. Onu gönderelim. Yani şey de uyumuyor yani. Gerçi tabi soruyorsunuz, böyle bir Tribüne de Genève önemli bir gazetedir. Niye burada böyle bir şey tantanalı bir şekilde yazılır? Biri Mustafa Kemal'i harcamak mı isterdi? Evet. Nedir bilinmez. Olabilir. Bilemiyoruz. Ama devlet onu zamanında almış, dosyasına koymuş, şey yapmış. Evet. Yakup Cemil dışı zannediyorum başka hiçbir mahkeme falan değil. Bir Yakup Cemil gitmiştir orada. Herhalde tabii. Şey olsun, ibret olsun diye. Evet. Savaştan sonra mütarekede bir yargılama süreci oluyor. Özellikle teşkilat-ı mahsusaya yönelik. Ha. Teşkilat-ı mahsusaya yönelik tabii. Evet. Tabii. 1919'da kurulan sıkı yönetim mahkemesinde Ermeni tehcirine karışanlar yargılanmaya başlıyor. Evet. Özellikle katibi mesuller davasında teşkilat-ı mahsusaya'nın epey ipliği pazara çıkıyor. Ve İttihat Terakki ve teşkilat-ı mahsusa ilişkileri gayet net bir şekilde ortaya çıkmaya başlıyor ve bir sürü adam idamla yargılanıyor. Bahattin Şakir dahil çok başıdır bu işin. Ama yani onlar zaten yurt dışına kaçmış oldukları için bir Alman teknesiyle gıyaplarında idama mahkum oluyorlar. Onun dışında ufak elemanlar içeride duruyor. Evet. Bir kısmı da Malta'ya yollanıyor. Bir de Süleyman Askeri vakası var. Dramatik bir olay. Askeri var. Ben şöyle bir kabaca gördüm. Süleyman Askeri şeyde Libya'da da. Öyle mi? Tabii. Görevi yapmıştır. Arapçası mükemmel. Arapçası mükemmel olduğu için Araplarla ilgili araştırmaları, yani şu var, o İslam'ı ayaklandırma falan değil, Arapların içindeki eylemleri ve bilhassa da Osmanlı'nın Suriye ve Irak şeyleri, Basra cephesinde şeylerine, çeteler örgütlüyor, evet, bayağı adam ki topluyor. Orada biliyorsunuz İngilizlerin müthiş bir şeysi var, bağlantısı var. Evet. Şimdi İngilizler malum, hani biz bizim teşkilat-ı mahsusadan bahsediyoruz. İngilizlerin daha 1700 senelerinden itibaren Basra Körfezi'ndeki ve Arap Yarımadası'nın bütün sahillerindeki beylikleri aylığa bağlamışlardır. Hindistan ticaretinin nakli, yani tabii müthiş bir politika o, yani kızmak değil, saygı duymak gerekiyor. Hayır. Ticaret bakımından hiçbir işe yaramayan sahil şeylerini, beyliklerini aylığa bağlamış. Adamlar geçiniyor. Ama eğer onu kalkar da 200 sene aylığa bağlarsanız sonuç... Ha, şimdi siz onun içinde, hani bizde çok bahsedilir, İngiliz istihbaratının en büyük adamı Lawrence filan diye, palavradır. Lawrence hiçbir şey yapmış değildir. 5-6 ay Hicaz'da bulunur, para götürür getirir, reklam olarak çıkartırlar. Asıl şey, İngiliz istihbaratçıları Şerif Hüseyin'in veyahut da şeyin yanında, Suudilerin yanında içeride oturur. Evet, köpürtülmüş bir karakter herhalde. Müthiş. Reklam için yapılmıştır. Filmler filmlere çektiriyorlar. Amerika'da propaganda yaptırıyorlar. Evet. Her şeyi Lavrov hiçbir şey alt etmiş değil adam. Ama işte askeri özellikle Irak'taki olayları, çünkü Irak'ta İngilizler bir girişte Bağdat'ı alıyorlar. Evet. Bayağı gidiyor kötü. Onu içeriğiyle düzeltecek diyor ya. Başarısız kalınca da intihar eder. İntihar eder. Orada benim bildiğim bir ciddi nasıl diyelim, sabotaj operasyonu yapıyor ve galiba
yakıt tanklarını veya akaryakıt deposunu yakıyor. Onun üzerine İngilizler fena halde bir saldırıya geçip Osmanlı ordusunu ağır bir yenilgiye uğratıyorlar. Ama şimdi onun için mi intihar ediyor? Ben ne yaptım? Hayır, başarısız kaldığı için. Ha. Yani o çok ilkeli bir adamcağız. Hani belki bu da fazla. Pek çok teşkilatı mahsusacı gibi mi? Fazla bir şeysi var. Şimdi Süleyman Askeri'nin orada tam bir başarısızlığı yok tabii. Arkada Kutulu Mayra Zafer ondan sonra gelir. He, bir de o zaten. Ondan sonra gelir. İngilizler tekrardan geriler. Orada şeyi görmüş. Bataklıkta kendi askerlerinin çapraz makineli tüfek ateşine girdiğini görmüş. Ölüş, evet. Bunlar normal asker değiller. Bunlar omuzdaş. Şövalye. Bunlar omuzdaş. Bunların dayanışması başka. Siz genç çocukları görürseniz bataklıkta makineli tüfek içinde dayanamamış yani. Evet. Yaralı zaten arabada yatıyor. Evet. Dedim madem yardım edemiyorum. 32 yaşında yani. Evet. Evet. Ama isteseniz de istemeseniz de şimdi hani bir tarafta ne dedik, Almanlarla işbirliği yapan bizimkilerin çalışmaları diyorsun, karşısında anormal bir İngiliz istihbaratı var. Evet. Çıldırtıcı. Ya yetişmeniz mümkün değil. Ama dediğim gibi bilmem 200 seneden beri yerleşmiş adamlar. Sonra Mısır'ın içinde mesela bizimkiler gönderiyor Sudan'ı, Mısır'ı ayaklandıralım diye. Cemal Paşa hatta bir de yürüyüşe geçiyor ya Süveyş'e doğru. İngiltere Mısır'ın içinde 1 milyon Mısırlıyı İngiliz ordularının geri hizmetlerinde aylıklı hizmete bağlıyor. 1 milyon. Kimse ayaklanmıyor. Herhalde soruyorlar, sonra bizimkiler şeyi soruyorlar istihbarat işte. Yahu yani neden ayaklanmıyorsunuz? Cevap şu: Kahire'yi aldığınız zaman ayaklanırız. Yani bir istihbarat teşkilatlarının kavgasını alırsanız, bir tarafta o İngiliz teşkilatı, bir tarafta da biz. Evet. Şimdi şey var tabii, bu İran bölgesinde durum var. Şeyde, Hicaz'da peygamber torunu şeye karşı, kendi halifesine karşı çarpışıyor. Irak güneyi bassa falan Şii. Bunlar cihada katılıyorlar. Tarihte ilk defa görülmüş bir şekilde bir Şii yabancı kayın cihada katılıyor vermiş. Ucemi Paşa ve bunlar hepsi Şiidirler. Evet. Irak çok değişik bir şey. O hiç işlenmez nedense. Hala öyle değil mi? Hala kimse çözememiştir. Kimsenin yani umurunda değil. Irak çok yani Arap milliyetçiliği Suriye burnunun dibinde mesela Arap milliyetçiliği zirvesi. Hiç sanki bizim komşumuz değil gibi, ilgisi yok da. Evet. Eşref Kuşçubaşı ve Lawrence mücadelesine ne dersiniz? Öyle bir şey var herhalde tabii, değil mi? Şimdi efendim var. Var ama ben söylediğim gibi ben Lawrence üzerine İngiliz arşivlerinde tam çalıştım. Kitabımda var. Onun için gördüğüm bir şey oldu. Lawrence diye bir adam yok. Yani samimiyetle İngiliz propaganda teşkilatı şahane bir şey yapıyor. Lawrence'i zavallının teki. Daha önce bizim Dicle üzerindeki Fırat üzerindeki arkeolojik çalışmalara göndermişler. Affedersiniz, homoseksüel falan da olduğu için her yere girip çıkan bir adam. Tamam. Hiçbir özelliği yok. Derken harp savaşı kopunca bir tek Arapça biliyor. Şeye getiriyorlar. O zaman ne derler, Kahire'deki istihbaratta ufacık bir memur. Yani bir şeysi yok. O zaman Gertrude muydu? O ondan daha etkili galiba. Tabii. Gayet tabii. Karar kadın alma yetkisi olan bir adam. Gayet tabii. Karar alma yetkisi olan bu küçük bir ajan. Çok ufak. Boyuna bakmadan ona buna vaatlerde bulunmuş. İşin kötü tarafı. Çok ufak. Hiçbir ondan şey sonra yok. Zaten bunalıma giriyor. Er olarak tekrardan mesela hava kuvvetlerine falan gider. Ama alıyorlar. 5-6 ay sadece para götürmek için. Şeyin yanında şey eylemi göya hani tren yolunu burdurtuyor. Evet. Bu palavralar. Tamam. Ondan sonra Amerika'da yapılan filmlerde oynatılacak en büyük sinema artisti olarak. Evet, bir Amerikalı gazeteci fotoğrafını çekiyor. Ondan sonra filmlerde oynatılıyor. Bütün dünyaya, bütün İslam dünyasını yöneten adam olarak çıkarılıyor. Müthiş bir mekanizma. Altta tamamen apayrı bir mekanizma ve dediğim gibi muazzam para dağıtılıyor. Şeylerin yanında kalan, adını söyleyin, Suudilerin yanında kalan asıl büyük ajan vardır. 1926'ya kadar Müslüman olmuştur. Bekler. 1924-25'te Şerif Hüseyin halife olayım falan her şeyi der demez. Suudileri yürütürler, herifi kovalarlar.
o bahsedilen İngiliz ajan asıl o yapar. Hmm, evet. Yani Çin filminin babasıdır. Bir acayip başka bir mekanizma. Onun babası şey olmuş. Evet doğru. Havası peki. Suyu yaramış icazı. Pekala bir de bir şey var galiba Edirne'de, Edirne'nin geri alınışında çok önemli rol oynuyorlar. Evet teşkilatı yani, mahsusa Enver ne yaptığı Bey. Sorusuna özellikle o çok önemli bir olaydır. Çünkü Edirne'nin alınışı müthiş bir travmadır. Olacak şifahi taht zamanın şeyi. Enver'e bütün kahramanlığını o sağlar. Evet. Tabii. Yani, Edirne Fatih'dir. Fatih'i yani. Aslında pek onun yaptığını söylemek... Evet. Mümkün değil ama Edirne'ye giren adam. Garbi Trakya'da evet. Bir gönüllü müfrezesi istihbarat halinde. İstirahat. Evet. Evet. İstihbarattan evet. Konuşuyoruz. Dervişin evet. Fikri neyse zikri odur tanımı. Peki dışarıda ve içeride şöhreti ne dersiniz buna? Vallahi özellikle bu son yıllarda teşkilat mahsusu hakkında... Acayip çıkarsamalar yapıldı, ben onu söyleyeyim size. Belgeye, Merya'da ama çıkarsamalar yapıldı. Ondan sonra... Bunun tam tersi... Ben her zaman şunu söylüyorum, işte Ermeniler, zavallı kadın, çocuk, yol bunları kestiler. Ya ben oraya en iyi teşkil alanı niye yollayayım ki? Neden yollayayım ya? Lazım değil, gerek mi? Çoluk çocuğu öldürmek için... En döküntü cinsler, onlar da yapmışlardır. Biliniyor, nerede? Ben size Arzu'da Tuğlu'da her yerini söyleyeyim. Kimler katılmıştır, kimin ailesi, bugün konuşanlardan kimin dedesi filan. İşte evet. Bunları söyleyebilirsiniz. Ama şey günah keçisi bulmak iyi bir şeydir. Bu da teşkilatı mahsusu oh filan. Soyu sopu bilinmiyor. İşte iki itirafçı çıktık bugün ama çok evet. İyi itirafçılar. Evet. O zaman onları yüklersiniz. Biliyorsunuz bir şeyler oldu. Artık iddiaçılar da yaptı diyemeyiz. O da yaptı. Bu sonunda bir Enver'e kalacak bu iş yani. Ha. Yapıldıysa bunun çok şeyi var. Ortağı var. Yani biz evet. Şu anda bir şeydeyiz ya, bir pazarlık safhasındayız ya. Arkadaşlar iş yapıldı ama yani kusura bakmayın. Failler meçhul olması bile öldü. Şeyler de yok. Onlardan bir şey alamazsınız. Teşkilat-ı Mahsusa'nın çok bir seçkinci harekettir teşkilat. Evet. Şu ne olur sözünüzü kesin. Bu çok enteresan bir fotoğraf. NTV Tarih Dergisi'nin evet, kapağıydı bu. Bu bana onlar. Bu bunlar şeyler bunlar esas silah kaçakçıları bunlar. Bunlar şeyden Boğaz'da iki şey depoları basıp ha şu şeyi basanlar tabii. Basanlar bunlar. Bunlar bizim dedemizin şeyinden Çanakkale bölgesindeki şeyidir. Hepsi bunların %100'ü. Bahriyelidir. Yani Maçka silahhanesi. Yüzyılın bahriyelidir. Fakat olağanüstü tek tek baktığınızda inanılmaz tek karakterler. Tek tek suratlarına bakarsanız acayip karakterler var. Evet. Yani beyler beyi değil mi o? Yer olarak neresi? Şey beyler yazıyor. Beyler beyi o zaman da kibar bir semt olsun. İngilizler demişler bunlardan bir zarar gelmez. Abi bütün evler silah depo. Evet, evet. Evet. Çok elit bir teşkilat demiştiniz. Çok elit bir teşkilat ama kullandığı adamlar diyelim. Katil. Kullanılan adamların elit medit düşüncesi yok. Yalnız tabii onu şey gibi, araç olarak görüyor. Tabii. Yani tamamen pozitivist adamlar bunlar. Araç var, amaç var, bitti. Araç yaramıyor, çat çatkır başka bir araç daha alırsın. Yani şey değiller, neydi o humanist bir şeyde, kültürden sen gelen adamlar değiller yani. Hayır. Değiller. Kurtuluş, Darwinizm, biz yaşayacağız. Beni öldürmek istiyorsun. Bunlar doğrudur. Şimdi şu da var. Yani kabul etmek lazım. İstiklal Savaşı'na hazırlayan ortamı da aldığımız zaman mesela Ermeni olaylar. Tamam biliyorsunuz önce onlar Van'ı basarlar. Keserler. Karşılık. Ben her zaman söylerim. Evet biz yüz binlerle Ermeni'yi öldürdük. Doğru ama yani onlar da müsaade buyurun. Yok çaresi. Yani o dönemin psikolojisini ben bunu hem kendi büyük babamdan hem de babamdan ikisi de çünkü İstiklal Savaşı'na katılmış insanlardır. Onlardan dinledim. Devamlı öldürülme korkusu içindeler. Aynı şekilde babam da dahi Trakya'da Yunan işgaline karşı hareket edince derhal yakalanıyor. İdama tap mahkum ediliyor gene. Hapisten kaçırılıp Ankara'ya gidiyor. Yani içlerinde öyle bir şey var ki o yok olma. Evet. Psikolojisi yani suratlarına baktığınız zaman karanlık var inanılır. Yok çaresi. Yani hakikaten bunun içinde tabii ki anormal şeyler ne derler o aşırılıklar
mümkün. Evet. Yoktur çaresi. Hı hı. Şimdi aynı şey mesela babamı kaçırmışlar. Göçe babanız kaymakam, kaymakam işte, Libyalı, tabii, Libya tabii, Başbakanlığı tabii. Yapanısı. Şimdi düşünün sarayda, Trakya'da saraydan hapse atılmış. Eskiden yardım etti. Yani suçsuz olduğunu ispat edip kurtardığı bir Bulgar hapisten çıkarıyor. Dikkat edin. Bir o göçmenler hep artık kaçıyor, Trakya'dan kaçanlar. Bir arabaya oturtuyorlar. Kadın kıyafeti giydiriyorlar, yüzler sarı. Bir de çocuk şeysi veriyorlar. Beşik. Üç gün boyunca hiç soyunmadan beşik sallıyor, kadın diye kaçıyor. Şimdi bu psikolojinin içinde olan insanlar biraz tuhaf olurlar. Öyle yani. Gerçi birbirimize tercüman olarak gidiyoruz. Bakın, vallahi öyle bakın, yani. Bir şey söylemek lazım. Bu hiç şüphe götürmeyecek bir kaynak. Kevorkyan. Kevorkyan'ın bir dipnotu vardır. Başlar tam sayfası hakkında diye. Şeyde bu Ermeni komitacılarına birini sormuşlar. Papazyan'a galiba ya demişler. Bu Türkler bu kadar kuyruğuna basmakta korkmadınız mı siz? Biz diyor onların kanı çekilmiş zannediyorduk. Öyle şeylere girmeyeceksin. Spekülasyonlara kesinlikle girmeyeceksin. Evet. Bir enteresan konu, bu konudaki araştırmaların pek çoğuna referans olan kaynak bir Amerikalı tarihçi galiba. Evet. Sonra CIA'de çalışıyor. Ha, öyle mi? Evet. Oradan emekli olur. Ve galiba o sizin şikayet ettiğiniz şeylere giren isim. Hayır, o İzin değil. O değil. Onun buyur. Önemli bir şeyi var. O nereden? Kuşubaşı Eşref'i tanıyor. Evet. Ve Cemal Kutay'ı tanıyor. Cemal Kutay da Çerkes. Ve o ikisinin yardımıyla Kuşçubaşı Eşref'le mülakat yapıyor. Anılarını toparlıyor. Zaten Stoddart emekli olduktan sonra Kuşçubaşı Eşref'in anılarının yayınlanması için müdahil oldu. Yani ilk çalışma o. Fakat orada Doğu Cephesi yoktur. Üçüncü ordu yoktur orada. Güney vardır. Yani Arap ve İran harekatı vardır teşkilat-ı mahsusanın. İlk çalışma bu Princeton Üniversitesi'nde doktora tezidir. Sonra adam CIA'de analist olarak çalışmıştır. Evet. Tabii ki Türkçe çok iyi bilen ve birkaç daha Doğu dili bilen bir adamdır. Benim dediğim yani şu an bu konuda bir şey yazmak istersek elimiz kolumuz bağlı. Çünkü Atase... Yani evet. Kafaya göre takılan bir yer ve dolayısıyla bütün malzeme orada. Hazine olan. Yani şey müracaat etmem biliyorum verecek. Yani kendi dedem dosyasına bakamam ben orada. Açıkçası. Evet. Bakamam. Yani dosyasına baktırmazlar ama çünkü çok karıştı iş olduğu için. Evet. O dosya çıkmaz dışarıya. Ben Ayhan arkadaşımıza %100 katılıyorum. Şimdi ben Lawrence konusunu söylediğim zaman ben İngiliz arşivlerindeki bütün yani Tabii. Lawrence'in münasebetsizlikleri de dahil et. Her şeye bakarsın. O zaman rahat rahat kitap yazsın değil mi? Tabii. Bir şeye yaramaz. Hani şimdi bunu iddia etmek de bir şey. Tabii. Ama o kadar rahat ki İngiliz dahi yazmış. Tabii. Yani sadece biz değil. Birkaç tane Lawrence biyografisi var. Müthiş bir şey. O zaman anlıyorsun nasıl bir propagandada kullanılmış adam. Tamam. Ama bizdeki şeyin işte hiçbirine giremiyoruz. O zaman da kimseyi yerine tam oturtamıyorsun. Evet. Bir yani böyle bir mitolojiyle idare ediliyor. Ya bir de şöyle oluyor. Bazı figürler de hiç hak etmedikleri halde. Tabii. Önemli adam oluyor. Teşkilatı temsil ediyorlar. Yakup Cemil gibi. Evet. Yani olayın tabii ki bir de bu yanı var. Bu yanı var. Yani Yakup Cemil ile karşılaştıracaksanız Abdullah Çatlı. Yani. Fehim Paşa diyorum ben daha doğru değil mi Abdullah Çalı Fehim Paşa çok daha fazla benziyorlar yani. Bu arada benim Fehim Paşa konusunda çok ilginç şeyler var, bulguları var yani çok yararlandık onlardan. Fehim Paşa hakikaten benziyor Abdullah Çatlı yani. Evet. Devlet başa çıkamıyor. Evet. Git diyor işte şurada Beyoğlu'ndaki silah ticaretini bastır yavrum. Fehim de yanında bütün şeyleriyle bastırıyor. Fehim Paşa'nın fedaileri yıllar sonra Mahmut Şevket Paşa'yı öldürmüşlerdir. Evet. Yani öyle boş bir konak değil orası. Evet. Ben bir tek şey söyleyeyim. Cemal Kutay bir Çerkes değil. Bedirhanidir kendisi de. Şeyde Kuşçubaşı kayınbirader şey ilişkisi vardır. Ben Stoddart'tan öyle anladım. Yok ama bir de o girmesin. Bedirhani mi? Bedirhanidir. Karabağ'sı falan o şeydir. Çok yakın akrabadır. Enteresan.
Şeylan ama bir kayınbirader enişte ilişkisi var. Şeyle, evet, birbirlerini tanıyorlar ki Stoder çok teşekkür ediyor. Kısımlıkları var kesin. Evet, tamam. Kuşçubaşı'nın biraz da önemini vurgulamaya başlayalım. Hep adı geçti. Evet. Yani hakkını teslim edelim. Aradan sonra. Valla Kuşçubaşı'yı tersten giriyoruz. Şimdi Kuşçubaşı'yı Malta'ya götürmüşler. Ha. Değil mi? O kadar. Şeye gittik, araya oraya geldik, evet. Aradan sonra beraber. Osmanlı'da istihbarat başlıklığı ama ağırlıklı olarak teşkilat-ı mahsusayı ele aldığımız tarih konuşmalarında son bölümdeyiz. Bir önemli karakter, figür, Eşref Kuşçubaşı'nı ele alıyorduk. Derya Bey, siz biraz bahsetmiştiniz. Devam edecek misiniz Eşref Kuşçubaşı'yı? Kuşçubaşı kardeşler, bir de Sami var. Hacı Sami meşhur ta şeye kadar giden, sonra Atatürk'e suikast falan yapacak diye beş parmaklarını vurmuşlar. Memlekete döndüğünde. Ondan sonra bunlar babaları sarayla, yani bir Abdülhamit kokusu almışlar. Ondan sonra o şeyleri filan, karmaşıklık efendim ondan geliyor. Eşref'in şey hakkında bir son, neydi, Ahmet Ata mı neydi, bir şey çıktı. Bir biyografi çıktı. Çok enteresan bir şey. Çok koyu beton kemalist ulusalcı bir biyografi bu. Bütün liberaller üstüne atladılar. Şey sazan gibi ya, adamın bütün öbür ettiği laflara bakın öyle atlayın. Eşref'e kötü demiş ya. İşte öyleymiş de böyleymiş de subay değilmiş de falan filan. Şimdi bu adamı yakalandıktan sonra Hicaz'da şeye götürmüşler, Malta'ya. General muamelesi yapılmış. İngilizler biliyor kim götürdü. Bayağı yüksek bir adam. O cami filan yaptırıyor. Hala demek elinin altında örtülü ödüne fonlar filan var. Evet, evet. Yani öyle cami yaptırmak kolay mı şeyde? Evet, ne diyorsunuz? Yani en şey böyle orada kont gibi falan falan gezen adam. Ondan sonra şeyde onun sorunlanması... Bu Rahmi Bey'in çocuğun kaçırılmasıyla başlıyor. Çerkes Ethem'de beraber oğlunun İzmir valisi Rahmi Bey'in meşhur. Ondan sonra Çerkes Ethem'e çok yakın olduğu için de şeycilerle buluşuyor. Açıkta bir yerde kalıyor yani. Hı hı. Ama teşkilatı mahsusunda hakikaten şey böyle kaç tane parmakla gösterilebilir. Sağlam adamından. Tiplerinden, evet. Sağlam adamından bir tanesi. Yani şey delikanlı. Bir şövalye daha. Ha, o tam şövalye. O tam şövalye. Hiç gözünü budaktan filan sakınmadan... Anıları var yani. Bir adam işte, anıları var. Yani şeye de ihtiyacı yok hani yani. Onu bunu yağmalamaya ihtiyacı yok. Bak, şeyden bir parası var genel olarak. Kardeşi Çavuş Sami. Fakat Enver Paşa ile hakikaten Orta Asya'da o çarpışmalara giriyor. Ve ondan sonra Enver Paşa şehit olduktan sonra... Sen diyor bilmiyordun paşam bu işleri. Çekiyor tabancayı teker teker oradakileri yola getirmiştir. Lakayları bilmem neleri. Enver Paşa'ya kan kusturmuşlar. Ha. Paşa rica ediyor yapmayın etmeyin şunu bunu bilmem. Zeki Veli'nin kitabında vardır anılarında filan. Çok geniş olarak vardır yani. Hacı Sami tam abisi kadar öyle fazla kibar biri değil. Ha. Şeyler yok edemiyor. Ondan sonra da İzmir suikastinden sonra bir yıl sonra 27'de Yunan adalarından geliyor şeye çıkıyor. Evet. 5-6 adamıyla. Bir ihbar var tabii, yoksa onları yakalayamazlar. Ondan sonra öldürülüyor. Kuşçubaşı Eşref işte yakın tarih 64'e kadar mı? 60'larda ölüyor, evet. Baya yaşadı. Yani Stoddart onunla görüşüyor. Evet, Stoddart'ın kitabı da 60'lı yıllarda evet. Çıkmıştır. Şimdi hayır, Kuşçubaşı Eşref'e de şeyler mal edildi. Neydi o işte Ege kıyısını temizledi bilmem, şu yaptı bu yaptı. Ondan sonra bizim bir tek adama nedense bu Huni gibi böyle getirmemiz çok ilginç bir şey. Başka birilerini bulun onu yapan yani. Yapıldıysa şayet. Ve ondan sonra biliyorsun bu meşhur Murat Bardakçı'nın bir şey belgesi vardı ya, işte şu kadar Ermeni tehcir oldu filan. Ben onu bizim dergide tarihçisini çıkardım günü gününe. Evet. Tarihi mühürlü bilmem ne şunu bulu. Ondan sonra orada zaten yazıyor kaç Bulgar gitmiş. Bir sürü Bulgar gitmiş. Kimse onlardan bahsetmiyoruz. Bir sürü Bulgar gitmiş kardeşim. Başı gel mi ona? Hayır. Evet. Şimdi lağvedilişi var. Bir de onun ardından Enver'in Hüsamettin birisi, yani onu çağırıp Hüsamettin Ertürk. O da teşkilat-ı mahsusası. Tabii onun da anıları var. Evet. Sana bırakıyorum. O da Enver de gidecek, kaçacak. Diğerleri çoğu Alman şeyleriyle gitmişler. Ve
sonra ama hepten lağvedilmesi, yani resmen bir lağvediliyor. Ondan sonra dediğimiz kişi o kadar fazla ısrar etmiyor bunun üzerinde bildiğim kadarıyla. Zaten Enver şey planlıyordu. Yani kaçtıktan sonra dönüş hala planlıyor. Dönüşü evet. Onun için bırakıyor. Çok onu. Hayali şeyler yapmıştır. Hani Almanlarla bir sürü şey, Ruslarla, Bolşevikler hem de nasıl böyle garip bir işte şeydir. Sakarya'da yenilirse evet. Dönecek. Dönünce kapıda bekliyor yani. Hakikaten geliyor o zaman. Batum'a geliyor. Batum'da bekliyor. Bekliyor. Yani bir de şimdi Mustafa Kemal'in milli mücadele dönemindeki çok yakın arkadaşlarını sonra siyasetten tasfiyesini analiz etmeye başladığınız zaman onların bir kısmının Enver Paşa ile dans ettikleri, flört ettikleri ne biliyoruz. Evet. Yani 1926'da İzmir suikasti münasebetiyle İttihatçıların kalan iri kıyımlarının tamamen siyasi tasfiyeye ve bir kısmının asılmaya gitmesi bununla alakalı. Evet. Evet. İşlerinde Rauf Orbay bayağı dramatik bir öyküdür değil mi? Evet. Şimdi İsmet İnönü'nün anılarına bakın. İsmet Paşa açığa yakın bir şeyle böyle bir şey yok der. Abdülkadir onun meşhur suikast sınıf arkadaşı. Abdülkadir yapsa böyle yapmaz işi bitirirdi der. Açık açık. Evet. İsmet Paşa ki sevmez o konuları. Evet, girmez fazla. Sevmez fakat kendi Abdülkadir'le aynısı. İkisi de şey 84 şeyleri doğumlu. Bu benim temiz bir arkadaşım der. Ya daha ne desin ya? Evet. Evet. Rauf Orbay'ı yeniden çağıran, evet. Devlet Rauf Bey'i çağıran, şeyi çağıran, bütün adı varları çağıran. Evet. Onu çağıran, bunu çağıran. Yani şimdi ben orada tabii bu bizim konumuz değil. Ona işte Fahrettin Altay hükümet darbesi yaptı. Bunlar hikaye. Evet. Bunlar hikaye. Evet. Ve biraz çok böyle kalın çizgilerle söylediniz. Teşkilat-ı mahsus olmasaydı Kurtuluş Savaşı. O inceltebiliriz de onu. Ha evet oraya çok geliyorum. Inceltebiliriz. Evet, tabii, neler tabii, yaptılar tabii, orada. Bütün büyük çapta. Ege'deki rezistansı, direnişi Teşkilat-ı mahsusanın arta kalan elemanlarıyla başlatıyorlar. Yani orada ilk Çerkez Ethem işte ve arkadaşlarının rezistansı öyle başlıyor. Daha sonra iş düzenli orduya geçtiği zaman da bir de onların bir tasfiyesi oluyor. Yani gördüğüm kadarıyla Mustafa Kemal'in devlet algısı bu iddiaçların devlet algısından epey bir farklı. Evet. Ya da o deneyimi Mustafa Kemal iyice anlamış ve dersler çıkarmış. Dolayısıyla yani çeteci mantıkla devlet yönetiminin çok fazla mümkün olmadığını veya sınırları olduğunu çok iyi görmüş bir lider. Ama dediğimiz doğru yani Yunan ordusunun ilerlemesine her türlü direniş bu şekilde oluyor. Çünkü baktığınız zaman 15 Mayıs'ta çıkarlar, çok hızlı giderler. Yani Ödemiş'ti, Balıkesir'de şuydu buydu, çok hızlı bir gidiş vardır. Yani bir de unutmayınız savaştan bıkmış bir halk vardır. 1919 Anadolu'sunda. Ha bunu bir de öyle isim psikolojik harp psikolojik tarafı var. Yani artık ne olacaksa olsun yani devlet yıkılmış, imparatorluk batmış, ne olacaksa olsun yani herhangi bir düzenli yaşam mal can emniyeti nasıl gelecekse gelsin diye bakan bir halk vardır. Evet. Dolayısıyla Yunan ordusuna karşı ilk bir ay çok fazla bir şey olmaz. Daha sonra olur. Daha sonra direnişler başlar. Ve tabii bunun nüfus hareketleriyle de alakası vardır. Yani şöyle söyleyeyim. Balkan Savaşı'nı biz hala iyi anlamış değiliz. Yani Balkan Savaşı'nda İstanbul tarihinde ilk defa 250 bin insan tarafından yalın ayak başı kabak gelen insanlar tarafından işgal ediliyor. Dönemin belediye başkanı insanlar sokaklarda ölmesinler diye kayınpederi Şeyhülislam Cemalettin Efendi'den fetva alıyor. Bütün camileri otel haline getiriyor. Kolera salgını falan. Bu büyük bir travma. Müthiş, müthiş. Ve bundan sonra tabii Talat Paşa'nın ve çevresinin yine çeteci mantığa göre yaptığı bu kitleleri Ege sahillerine yerleştiriyor. Fakat yerleştirme mantığı nasıl? Mesela adam Serez'den kaçmış gelmiş, bütün çiftliğini çubuğunu bırakmış, hayatı gitmiş. Alıyor adamı, Rum köyünün yanına yerleştiriyor. Ve dolayısıyla
O yerleştirmede gerilimler başlıyor. Ve savaştan önce ve savaş sırasında Ege bölgesinden yaklaşık 150-200 bin Anadolu Rum'u göç ediyorlar. Rahatsız olduğu size göre Talat bunu bilinçli yaptı. Bence bu bilinçli bir yerleştirme evet. politikası. Yani Talat bu iskan işini böyle düşünen birisi. Şimdi bu yerleştirme yapıldıktan sonra ne oluyor? 15 Mayıs 1919 Yunan ordusu İzmir'e çıkınca bu çiftini, çubuğunu, evini bırakan adamlar bu sefer Yunan ordusunun arkasından geri gelmeye başlıyor. Nereye? Onların boşalttığı evde birileri oturuyor. Hadi siz çıkın bakalım diyor. Çünkü arkasında Yunan ordusu da var. O zaman ilk gerilim başlıyor. İlk çatışma bu nüfus hareketleriyle alakalı olarak başlıyor. Evet. Ve Reynolds yeni bir kitap çıktı. Maalesef ismini ismi İngilizce Sorrow of Shores. üzüntülü sahiller, kederli sahiller diye bir doktora tezi. Yeni çıktı kitap. Ben de daha ele geçiremedim. Şimdi o doktora tezinin konusu İstiklal Savaşı'nda Çerkes ve Arnavut unsurlar. Bu unsurlar nasıl milli mücadeleye omuz vermişler? Bunlara baktığınız zaman Çerkezlerin ilişkisi teşkilatı mahsusayla Rumelilerin ilişkisi de Balkan Harbi'nden dolayı kendi vatanlarını kaybetmiş olmaları. Evet, peki. Yani bu çok önemli bir şey. Anladım. Şeyde bir şey fark ediliyor. Atatürk'ün bir başarılı şeysi İstanbul'daki Enver'in bıraktığı teşkilat mahsusa içinden Kara Vasıf'ı Sivas Kongresi'nde delege yapıp milli mücadelenin içine katabiliyor. İçine katmakla teşkilatı alıp işte o Mimim grubuna geçiş oyununu. Evet. Yani o çok başarılı bir hikaye. Yani şimdi hep İstanbul'dan idare edildiği zaman talimatı Ankara'dan alır havasına getirince tamamen Kurtuluş Savaşı ile bağlaşan ama bu sefer teşkilatı mahsusu olmaktan çıkan bir oyun. Çok evet, ama yani başarılı. Bir şey eklememiz lazım tabii. Teşkilat mahsusuyla bir sürü işler yapmış filan. Ne beklersiniz ondan? Bozgundan sonra da beraber. Hayır, bölünmüşlerdir. Bölünmüşlerdir ve bölünmüşler çoğu Kuba inzibatiye falan gitmiştir. Yani çok enteresan. Evet. Ondan sonra örgüt var. Karagol örgütü, bunlar ama şeyci yani işbirlikçi oluyor. Mesela meşhur Anzabur Ahmet teşkilat mahsusudur. Mesela. Onlar mesela Nemrut Mustafa şey demiş işte Hüsamettin Bey'in karşısına çıkıp ya demiş sen bizim adamımız değil miydin? Ondan sonra ha tamam hatırladım filan kaybol ama bir daha karşıma çıkma falan diyor. Yani nereye elinizi atsanız bir şeyler çıkıyor. Bunların yarısına yakını işbirlikçi olmuştur. Yani biz bir şövalyeler şeyiyiz, tarikatıyız, hep birden hareket edeceğiz. Öyle bir durum yok. Evet. Ayrın ayrın. Askeri istihbaratta biraz bahsettiniz taarruzlarda şurada burada. Yani askeri istihbaratta da milli mücadelede önemli rol oynadılar galiba. Gayet. Yani bu çok enteresan. Bir de psikolojik harbi yani kamuoyunu milli mücadeleye katma konusunda da ciddi bir tecrübeleri var demek ki. Var. Evet, ciddi bir katkıları var. Bir de şey hani biraz şey diyor, gençler ve cool adamlar bunlar hakikaten. Hiçbirden yılmıyorlar yani öyle. Ne olursa olsun Gökçekçi tepesinden. Allah'ım. Savaşçı adamlar, vuruşmadan vazgeçmiyor. Şimdi demin arkadaşımızın söylediği çok güzel bir şey var. Çok normal. Libya savaşından itibaren alırsanız 10 senedir devamlı vuruşan ve devamlı ölen. Gençleri ölen. Ayrıca da Atatürk'ün ta şeyden Suriye'den raporu vardır 1917'de. Askerinin yarısından fazlasının kaçmış olduğunu ilan eder. Yani benim askerim %20'dir. Evet. %20'dir. Kaçmıştır. Şimdi bu kadar psikolojisi bozuk olan bir yerde adama vuruş dediğim imkanı yok. Hani artık bıkmış. Allah kahretsin ne olacaksa olsun. Çünkü başındaki adamlar gitmiş. Hani şimdi düşünelim İttihat'ın bütün liderleri kaçmışlar. Sen ne yapacaksın? Bunun içinde o vuruşan tipler çok önemli. Tabii hele mesela Yunanlılara karşı Ege bölgesindeki hareketlerde hakikaten halk gitmiyor. Ancak çete halinde vuruşmaları girdikten sonra bu sefer halk da başlıyor.
Ve hatta ben çok belirttiğim bir örnek de vardır. Böyle mesela kendi babamda olmuştur. Sarayda şeyle vuruşmak istiyor. Yunanlılar 1919'da hakları olmadığı halde işgale giriyorlar. Babam çete kurmaya kalkıyor. Kaymakam çete kurmaya kalkıyor. Oradaki imam yakalatıp teslim ediyor. Hı-hı. Ben o imama kızmadım. Kitabımda yazdım. Hı-hı. Yunanlı gelecek, affedersiniz, kadınını, çocuğunu, bilmem nesini berbat edecek. Haklı imam. Evet. Nasıl kurtarsın? O cemaati korumaya çalışıyor. Evet. Cemaati korumaya çalışıyor. Yani çok dikkatle bakmak lazım psikolojik olarak. Evet. Öyle sadece hani haindi falan demek yeterli değil. Kolaya kaçmak. Çok karmaşık bir ortam var. Evet. Benimki deli vuruşmak istiyor, tamam. Ama yanına bulduğu kaç kişi? 50 kişi en az. Öbür taraf bütün şeyler aynı şey Ege bölgesinde yaşanıyor. Ha bu vuruşanlar ama yavaş yavaş işte toplumun katılmasını sağlayan çok önemli bir unsur. Bir eğitim vesaire bir şey yoktu herhalde. Hep sahada piştiler. Baktığınız zaman subayların çoğu harp okulu mezunu. Hı hı. Yani bunlar eğitimli subay. Ama bunlar bu komitacı ideolojisiyle büyüdükleri için yani 10 tane sağlam adamla bu memleketi kurtarırız biz zaten. İddialarıyla yola çıkan adamlar. Bu çerçevede akılları beş karış havada ama bu aklın beş karış havada olması da bunlara inanılmaz bir direnç, özgüven, kelle koltukta her işin içine girme duygusu veriyor. Yoksa yapmaya çalıştıkları işi akılla mantıkla analiz ettiğimiz zaman sen yani 1914'te 1915'te kalkacaksın. Yok efendim İran işlerine gideceksin de İslam ihtilali başlatacaksın. Yani anlat heyecanlı oluyor derler ya gençler. Öyle bir şey bu artık. Yani bunu ciddiye alınacak tarafı yok. Ama buna inanıyor. İnanıyor. Yani işte Ömer Naci Bey inanıyor. Enver Paşa'nın amcası Halil Paşa o 2000 içinde. Bunlar gidiyorlar. Veya işte Kuşçubaşı Eşref. Yani anıları var. İşte Enver Paşa çağırıyor. Ya Arap ihtilali diye bir şey pişiriyor bu İngilizler. Bir tertibat almak lazım. Paşam sen merak etme. Ben şunu alırım, bunu alırım. Efendim Kızıldeniz'de gidecek bir tekne ayarlarım. Falan filan. Şimdi baktığın zaman yani anlat heyecanlı oluyor diyeceğimiz durumlar bunlar. Girişiyorlar, uygulamaya çalışıyorlar. Ama bu işe girişen adamlar. Dolayısıyla bu devleti yani yerleşik bir devleti çete mantığıyla yönetmek böyle bir şey işte. Hmm. Yani ben bir şey 2 Kasım 1914 tarihi savaşa girdikten sonra bir evrak okuyayım size. Trabzon, Erzurum, Van, Bitlis, Musul ve Diyarbakır valilerine. Diyor ki evvelden belirtildiği gibi çetecilikte ve askeri harekat sırasında kendilerinden istifade edilmesi beklenen ve şu anda mahkum olarak hapishanelerde bulunan veyahut firar etmiş olan aşiret reisleri itimat ediyorsanız bunları kullanabiliriz diyor. Yani askeriyenin uygun göreceği yerlerde kullanabiliriz diyor. Fakat diyor bunlara bir af sözü verin diyor. Bunların içeride olanlarını da siz seçin diyor. Şimdi bu tam çeteci mantığı. Hmm. Bu Dahiliye Nazırı Talat Paşa'dan. Vali seçince o zaman valinin tinetine kalıyor. Şimdi Diyarbakır valisi Ramanlı aşiretinden Emin'i seçiyor. O 25 kişiyle birlikte Sarıkamış cephesine giriyor. Kazım Karabekir'in yanında aslan gibi savaşıyor ve dönüyor adam. Bunun iki kardeşi var. İkisinin de birer vukuatı var. Biri adam vurmuş, biri hırsızlık yapmış. Bunları da çağırıyor. Ermeni tehcirinde kullanıyor. Ve işte gereğini yapın, soyup sovana çevirin, paranın bir kısmını paylaşalım diyor. Şimdi dolayısıyla bu çeteci mantığıyla gittiği zaman iş buraya gidiyor. Peki. Yani yanlış anlamayın. Hapishaneden adam çıkartmak olur. İkinci Dünya Savaşı'nda Roosevelt İtalyan mafyasının adamı içeridedir. Amerikan cezaevinde yatıyordur. Fakat Amerikan ordusu Sicilya'ya çıkartma yapacaktır. O hapishaneden alınır, özel başkanlık affı verilir. Yani iş kanunidir. O Amerikan ordusunun Sicilya'daki harekatına yardım eder. Rehber olur. Rehberlik yapar. Yani
ciddi devletin yaptığıyla çetecilik mantığıyla düşünen bir yönetici grubunun yaptığı arasında anladım. Farklar bunlar. Öyle bir sonuç çıkarıyoruz. Artık evet. Sona geldik. Bir süreklilik meselesini biraz belki irdeleyebiliriz. Yani bugünkü istihbarat teşkilatımız ne kadar oradan geliyor? Bu konuda bir şey denebilir mi? İşte şöyle yani Mimim grubuna girdi. Tabii ki yani Cumhuriyet döneminde Atatürk'ün kontrolünde biliyorsunuz. 27. Orada tam 1920. Özellikle şeye alınmaya çalıştı ama ben daha sonraki gazetecilik dönemimden de yaşadığım bazı olaylarla söyleyeceğim. Daha sonra istihbaratı böyle bizim sadece hani çeteci mantığıyla içeride aramanın, çünkü başlangıcında dışarıya yönelik değildi. Hı. Sadece Türkiye'nin içine Atatürk'e kaç suikast var? Evet. Ondan fazla. Hep içeride arama. Ha, sonradan İkinci Dünya Savaşı sonrasında dünya çapında bir değişikliğe girince dış eğitimler başladı. O zaman da apayrı bir yapı geldi. Hatta ben kendim de yaşadığım bir örneği vereyim. Hiç alakam olmamıştır MİT'le filan. Ha, basın ateşesi diye yurt dışına tayin edilecektim. Bir gün çalıştığım yere bir zat geldi. Hiç tanımadığım bir zat. İşte bir şeylerden bahsetti. Filan falan Paris'teki şeyde görevliymiş filan. Ben bir şey anlamadım. Doğrusunu söylüyorum. Hiç MİT'le de hiç ilişkim olmamıştır. Gazeteci olarak da olmamıştır. Arkanızdan bir sormuşlar sizi Macaristan'a giderken o ayrı. Derken geldi, hiç unutmuyorum. Elimi elini uzat. Hı-hı. Böyle elimi sıkıyor. Sıkarken yalnız kart vizitini buraya koymuş. Ve benim onu tutacağımı hani gizli alacağım. Hiç aklıma böyle bir şey düştü. Ben kart vizit yere düştü. Herkes çıkmıştı. Ondan sonra reddedildim. Şimdi bu hakikaten enteresandır. Demek ki kart vizitten kaybetmiş. Apayrı bir yapı. Ben yanlış anlaşılmasın. Özel istihbarat teşkilatlarına karşı değilim. Bütün dünyada var. Evet. Sizde de olacak. Evet. Ama gazete yönettiğim zaman dahi ben o ilişkiye girmemiştim. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Bunu yapamayınca da zaten o işe yaramaz dedi. Ama demek ki dünya çapında bir değişime girilmiştir. Ve aynı zatı ben sonra tayin oldum. Yani Paris'e de tayin edildim. Paris'te de gördüm. Ha, apayrı bir çalışma yapıyorlardı. Evet. Ha. Pekala, son söz var mı? Bitiriyoruz. Son söz. Ben söylemiyorum bunu. Hayır. Öyle mi? Şöyle bir şey. Ha, tamam. Pekala, çok çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Umarız izleyenler de Osmanlı'da istihbarat ama aslen teşkilat-ı mahsusa konusunda bir fikir oluşturabildik. Hoşça kalın efendim.